7 Yıl Savaşı. İkinci Frederick 1740'da Prusya tahtına çıktığında aklında her şeyi riske atacağı önemli bir amacı vardı. Frederick Prusya devletinin gücünü ve yüceliğini genişletmek istiyordu. Bunun için tüm Avrupa'yı ele geçiren savaşlar başlattı. 300 yıldan beri Habsburg Avusturya Almanya'nın en güçlü iktidarıydı. Ancak 18. yüzyılın başlarında Prusya daha az önemli ve genellikle yamalar ve parçalar ülkesi olarak anılıyordu. Genç Maria Theresa 1740'tan beri Viyana'yı yönetiyordu. Frederick gibi kısa bir süre önce yönetimi devralmıştı. Kocasının yanında Lorraine Dükü Francis Thiel. Bir kadının bir Avrupa devletinin başı olması kabul edilmeyecekti. Soylular zayıflığı hisseder. Aralık 1740. Ve Frederick ilk şansını kullandı. Kış ortasında savaş ilan etmeden Avusturya'nın Silezya'sına yürüdü. Frederick için bu Alman topraklarındaki üstünlük mücadelesinde atılmış gerçekten önemli bir adımdı. Silezya bizimdir. Bu küstah soygunu asla kabul etmeyeceğim. Silahların ikinci geçişinden sonra Prusya Kralı Maria Theresa'ya bir teklif yaptı. Eğer Silezya'dan vazgeçerse kocası Francis Stephen Roma Alman İmparatorluğu'nun tacını alabilecekti. Habsburg bunu kabul etti. Ama bu sadece Prusya ayaklanmasına karşı müttefiklerin desteğini umduğu taktik bir hamleydi. Silezya'yı sonra geri alacağım. Frederick, güçlü bir orduya ihtiyacı olduğunu ve bunu finanse etmek zorunda olduğunu biliyordu. Bu yüzden ülkesindeki reformları ilerletti. Avrupa'daki ruh hali her an ona karşı gelebilirdi. İntikam alma anı geldi çattı. Maria Theresa, ittifakına katılmaları için Rus Sarina Elizabeth'i ve Fransız kralının gözdesi Madame de Pompadour'u başarılı şekilde ikna etti. Prusya artık düşmanlarla çevriliydi. Rusya, Avusturya, Fransa, İsveç ve Saksonya. Sadece İngilizler Prusya tarafında duruyordu, o da mali yardım olarak. İkinci Frederick kendini tehdit altında hissediyordu ve rakiplerini herkesten önce ele geçirmeye çalışıyordu. Savaş ilan etmeden Saksonya'ya doğru yürüyordu. Bu 7 yıl savaşının başlangıcı oldu. Leuthen Savaşı'nda Frederick, Prusya'da bir vatanseverlik dalgasını tetikleyen parlak bir zafer kazandı. Bir kez daha üstün bir stratejist olduğunu kanıtlamış oldu. Organize bir savaş formasyonuyla asker sayısının azlığını telafi ediyordu. Ancak 3 yıl süren savaşın ardından Prusya kuvvetleri güçlerinin sonuna yaklaştı. Frederick Oder Nehri'ndeki Kunersdorf'ta bir komutan olarak en karanlık saatini geçirdi. 1759 yılında 80 bin Avusturyalı ve Rus'a karşı sadece 50 bin Prusyalı ile savaşmak zorunda kaldı. Frederick daha önceki savaşlarda olduğu gibi cephenin ön saflarında savaştı ama çapraz ateşte kaldı. Mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Düşman kurşunu enfiye kutusuna saplandı. Kazananların, yani Avusturya ve Rusya'nın yıkıcı darbelerle ilerleyememesi onun için bir mucize oldu. Amansız rakibi Sarina Elizabeth'in ölümü Çar Peter'in halefi olmasıyla sonuçlandı. Frederick'in ateşli bir hayranı olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden de savaşa devam etmemeye karar verdi. Bu sayede Prusya kurtuldu. Esas hayret verici şey, gerçek mucize, ancak büyük bir eyalet kadar büyük olan bu ülkenin Avrupa gruplaşmasına ve koalisyonuna karşı 7 yıl aşkın bir süredir topraklarını koruyabilmeyi başardığı gerçeğidir. Hubertusburg Anlaşması statükoyu doğruladı. Silezya nihayet Prusya'ya verildi.
Berlin'e geldiğinde Frederick kahraman gibi karşılandı. Yedi yıl savaşı sivil nüfus arasında büyük kayıplara neden olmuştu. Rusya yıkıma uğramıştı. Frederick'in eyaleti Brandenburg-Preußen şimdi Avusturya'nın yanında Kutsal Roma İmparatorluğu'nun ikinci büyük gücü olmak için yükselmişti. Her iki ülke de Alman topraklarında üstünlük sağlamak için mücadele edecekti.